Ben Beyköy'de doğdum. Bezirci'de şu an evliyim. Bezirci'de yaşıyorum. Hem Bezirci'nin hem de Beyköy'de doğduğum topraklarda ortak arazilerine ağır metal kimya sanayi kuruluyor şu an. Onların gözünü rant bürümüş. Yani onlar tamamen orayı para olarak görüyorlar, o toprakları. Ama biz oraları evladımız, anamız, babamız gibi görüyoruz. Hem de geçim kaynağımız, bizim başka geçim kaynağımız yok. Bizim orayı çalışıp, üretip, mahsulümüzü satıp geçimimizi sağlamamız gerekiyor. Ki bizden sonraki kuşaklara da o tarlaları bırakıp üretimin devam etmesi gerekiyor. Kamu yararına diyorlar ama kamunun yararı aslında buğdaydır. Oradaki çalışan işçi de akşam olunca sofrasına oturup ekmek yiyor. Daha farklı yerlerde yapılırsa sanayiler, oradaki işçiler de sofrasına oturduğu zaman oradaki toprakta, yarıdaki yetişen buğdayların ekmeğini yiyecekler. Bunu düşünemiyorlar maalesef. Yani yapılacak çok fazla yer var sanayi ama tarım yapılacak çok yer yok. Yılına göre değişiyor. Mesela bu yıl 500 kilo biçildi. Daha orası biçilmedi de biçilen yerler 500 kilo falan veriyor diyorlar. Bu yıl biraz verimler düşük. Ama daha önce 900 kilo, 800 kilo biçildiği zamanlar da oluyor. Yıl yılı, evet. Yıl yılı tutmuyor tabii ki de. Her yıl farklı biçiyoruz biz. Orada susuz tarım olur. Evet, biz çok iyi verimler alıyoruz. Türkiye ortalamasının çok üstünde alıyoruz. Ama asıl oradaki sorun, sanayi yetecek su yok orada. O kadar büyük bir sanayi besleyecek su olsaydı eğer orada, biz şu an kuru tarım yapmıyorduk. Sulu tarım yapıyorduk. Bunlar sanayiyi nasıl susuz yapacaklar? Bandırma'da da zaten su sıkıntısı var. Gönen'den, barajdan gidiyor su. Ya orayı alıp, oradaki suyu alıp Bandırma'yı susuz bırakacaklar. Ya da Manyas Gölü'nden, Kuş Cenneti'nden alacaklar. Oradaki su da alınırsa Kuş Cenneti yok olacak. Türkiye'nin sayılı yerlerinden Kuş Cenneti duymuşsunuzdur. Orası yok olacak. Yani bize karşı çıkan birkaç köylü diyorlar. Bizi azımsıyorlar ama benim kadar akılları yokmuş sanayicilerin. Ve herkesin bu topraklara sahip çıkması gerekiyor. Mutlaka bir insan oturup da ömrü boyunca bir yudum ekmek yemiştir. Eğer o bir yudum ekmeği yediyse buradaki topraklara herkesin sahip çıkması gerekiyor. Toprak bizim ama mahsul bizim değil. Bütün Türkiye'nin mahsul. Eğer daha fazla üretilirse ithal olur. Türkiye'ye gelir olur. Hiçbir zaman toprak kaybettirmez, buğday kaybettirmez. Ama metal kaybettirir, boya kaybettirir. Hem doğanı kaybedersin, hem geleceğini kaybedersin. Yapılsın yapılmasın demiyorum. Ama yeri orası değil. İsterse en toz pembe sanayi yapsınlar, tarım toprağına yapmasınlar. Tarım toprağı kesinlikle yeri değil.